Haziran'ın birinden bu yana gün geçtikçe periyodik olaraktan kalabalık fazlalaşıyor. Yalnız tabii yerli gelenler Türkiye içinden. Şu anda ta yabancılardan, yurt dışından gelenleri görmedik. Artık ileride gelirler mi, nasıl açılır bu olay bilmiyoruz tabii, ondan haberimiz yok. Şimdi Safranbolu'nun tabii en kalabalık, işlerin yoğun olduğu bir zaman. Fakat eskisi gibi olmasa bile yani şu andaki gelenlere bakarılırsa yani veya önü açık gibi yani. Fakat işte yurt dışı burada yönelik iş yapan arkadaşlar var. Çinlilere, Korelilere falan. İşte onların işi açılmadığı müddetçe tabii kalabalıktan yararlanma imkanı yok. Zaten benim dükkanım da açıyorken 3 aydan beri kapalıydı. Abi benim yaşım 70. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız 65 yaş üzeri dükkan olanı açabilir dedi. Pazartesi günden beri bu tarafa dükkanıma geliyorum. İnan evde Allah kimseye şey etmesin. Yani evde sanki hapishanede gibi. Çok ruhum daraldı ve psikolojim bozulmuştu. Şu anda Allah'a şükür yavaş yavaş gelenler oluyor. Tabii benim müşterim zaten %80'i Çin ve Tayvanlıydı, Kore'ydi. Şu anda onlar da bir yok. Yani inşallah yani onlar da tabii görüşüne çok iyi olur. Tahminim herhalde Çin'de de tamamen kalktı şey yani. Bitti. Yani herkes kurallara inanır şöyle. Bir de hayatta ne yapıyor musun? Eskiden böyle Çinliler geldiği zaman 4-5 kişi de böyle bazen ağzında böyle şey olurdu yani maske olurdu. Millet sanki kaçardı. Ha, yukarıda Allah var ya. Bak 60 milyon şimdi maske takıyor. Belki adam onu bir ölmem için taktı mesela. Yani millet böyle onu gördüm özü görmüş gibi yani şey diyordu. Anladın mı? Mustafa. Bacıya bağırdın o zaman. Tamam mı? Şimdi yemeğini yemiştim. O binanın öbür tarafı ana caddeye bakıyor. Yakup salıyorsunuz, sopa ya bu nedir ya? Bakan gidin, suyu nereye koydun? Bu nedir ya?
Bak onun yanında saptırısı var. Hadi hoşuna gidiyor. Saptırın az var mı?